Şam Limanı Akademi YouTube kanalımıza ve Facebook sayfamıza lütfen abone olunuz. Videolarımız YouTube kanalımızdan doğrudan ya da bağlantı adresleri kopyalanarak paylaşılabilir. Videolarımızın indirilerek isim ve veya içerikleri değiştirilerek kullanılmaları yasaktır. Çanakkale Zaferi Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik misalidir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebesini kazandıran bu yüksek ruhtur. Mustafa Kemal Atatürk İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Çam Limanı Akademi adına selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bildiğiniz gibi bugün Öğretmenler Günü. Ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize rahmet diliyor. Yaşayan her yaştaki Cumhuriyet savunucusu, Atatürkçü öğretmenlerimize yetiştirmiş oldukları aydın gençler için teşekkür ediyor. Sağlıklı uzun ömürler diliyor, saygılarımızı sunuyoruz. Bu akşam Cumhuriyet dönemi Çanakkale muharebe sahasında yapılan ziyaretler ve anma törenleri adlı sunumu yapacak olan doktor öğretmen üyesi Barış Borlat 1985 yılında Çanakkale'de doğdu. Orta öğrenimini Çanakkale İbrahim Bodur Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tarih Öğretmenliği bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans öğrenimini aynı üniversitenin Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim dalında Atatürk döneminde Türkiye'de tütün ve sigara kaçakçılığı teziyle tamamladı. Doktor derecesini ise Ankara Üniversitesi'nde Çanakkale cephesinde ikmal faaliyetleri teziyle aldı. Barış Borlat Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak görevine devam etmekte olup, Cumhuriyet dönemi iç güvenlik politikaları, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, askeri tarih yazıcılığı ve Çanakkale Muharebeleri ile ilgili bilimsel makale, editörlük, araştırma eser, ulusal ve uluslararası tebliğ sınıfında 39 eseri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra NATO ve harp akademilerinin Çanakkale Muharebeleri ve Muharebe sahasına dair çalışmalarında yer almıştır. Ayrıca Çanakkale Araştırmaları Türk Yıldızı Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, Askeri Tarih Araştırmaları Ana Bilim Dolu Başkanlığı, Atatürk ve Çanakkale Savaşları'nı Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini sürdürmekte olup evli ve benim gibi iki kız çocuk babasıdır. Buyurun lütfen Barış Bey, siz dinliyoruz efendim. Ben öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Ünal Bey çok kısaca bahsetti. Çanakkale Savaşları konusunda ikinci kez sizlere eşlik etme şansına sahip oldum. Öncelikle nazik davetiniz için ben teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Bu akşam aslında Cumhuriyet Türkiye'sindeki Çanakkale zafer algısı üzerine bir sunum gerçekleştirmek istiyorum. Bunu yaparken de Çanakkale cephesinden başlamak üzere muharebe sahasında yapılan ziyaretler, Cumhuriyet Türkiye'sindeki muharebe sahasında yapılan e, ziyaretler buradaki bizim aslında e, tarih aralığımız 1923-38 arasındaki ziyaretler ve törenlerden bahsetmek istiyorum. Aslında e, Çanakkale zaferi üzerine yapılan törenlerin Cumhuriyet Türkiye'sindeki algısı nasıldı? E, biraz bunu anlatmaya çalışacağım. Tabii bunu yaparken de önce 1915'ten yani Çanakkale cephesinden başlamak üzere yapılan ziyaretler ve törenler üzerine konuşmak istiyorum. Ki bunun en bir tanesi de ilk tören olacak. Yani Çanakkale Zaferi üzerinde yapılan ilk tören aslında bunun önemli bir yerini oluşturacak. Kısaca en azından genel sunum planımda bu olduğunu söyleyebilirim. İzninizle ben ekranımı sizlerle paylaşıp bir sunum en azından size göstermek istiyorum. En azından görsel olarak süreçle ilgili belki bize bir ipucu sağlayabilir. Şöyle yapalım. Evet, şu an sanırım ekranım e, görünüyor sizlerle birlikte. Aslında e, ekranda görmüş olduğumuz fotoğraf 1916 yılında Çanakkale Zaferi ile ilgili yapılan ilk törene ait olan fotoğraflardan bir tanesi. Ki bu ilk törenden bahsedeceğim. Şunu söyleyebilirim, e, Çanakkale Cephesi 1915 yılında yani savaş devam ederken aslında birçok grup tarafından ziyaret edilmiştir. Biz bu grupları kendi arasından en azından sınıflandırırsak bunların önemli bir bölümünü e, askeri erken oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında e, saray ve saray çevresindeki yönetim kademesi oluşturuyor. Ama önemli olanlardan bir tanesi de Mebusan ve ayan Meclisi üyeleri e, ziyaret edecek. Bunun haricinde edebi heyetler, Arap ilim Heyeti e, gibi birçok grup en azından Çanakkale Savaşı'nı daha 1915 yılında muharebe sahasını ziyaret ediyorlar. Şimdi aslında buradaki temel soru şu olabilir belki, yani niye 1915'te birçok grup ziyaret ediyor? Tabii ki her birisinin amacı farklı, bu ziyaretin amacı en azından farklı. Ama özellikle buradaki edebi heyetin ziyaret etmesi, Arap ilim heyeti gibi heyetleri ziyaret etmesindeki temel bir vurgu var. O da e, propaganda amacıyla yapılan ziyaretler olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunların yanında çok ilginçtir. E, yabancı basının çok büyük ilgisi var Çanakkale cephesine. Muhabirler almış oldukları özel izinlerle cephe hattını ziyaret ediyorlar ve cepheden yazdıkları haberler en azından yurt dışında geniş yankı uyandırıyor. Şimdi buradaki tabii en önemli kısımlardan bir tanesi de Osmanlı basınının cepheye duymuş olduğu ilgi. Özellikle müdafaa-i milliye cemiyetinden başlamak üzere, Harp Mecmuası'nın muhabirleri başta olmak üzere Çanakkale cephesini ziyaret ediyorlar. Aslında buradaki amaç şu. cephedeki askerin tırnak içerisinde kahramanlık vurgusundan hareketle yazılacak olan haberler aracılığıyla cephe gerisindeki halka moral vermek ve onlara şunu söylemek: Biz cephede güçlüyüz. Çanakkale zaferini ya da Çanakkale Savaşı'nı kazanmakla ilgili herhangi bir sorun yok. Merak etmeyin. Merak etmeyin ki cephe gerisinde cephe olan destek noktasında e, motivasyon unsuru en azından hala güçlü olabilsin. İşte bu amaçla e, özel izin almak suretiyle e, Çanakkale cephesine ziyaretlere başlayacak. Ben ekranda sizlere bunlarla ilgili bazı fotoğraflar göstereceğim ve bu fotoğraflar üzerinden o ziyaretlerdeki amaçlar ve ne olduğunu kısaca en azından değinmeye çalışacağım. Bu, bu alanda e, ekrandaki fotoğraf e, meşhur aslında, bazen karıştırılabiliyor. Bunun dört tane farklı fotoğrafı var. Ekranda görmüş olduğumuz e, Mebusan ve Ayan Meclisi heyetinin e, Çanakkale cephesini ziyareti. Bu ziyaret esnasındaki amaç, meclisi bu konuda bilgilendirmek. Çünkü Osmanlı Meclisi e, Çanakkale Muharebesi'ni, yakından takip ediyor. Ve hatta 18 Mart süreci dahil olmak üzere mecliste bununla ilgili birçok en azından görüşme yapılmış olduğu da söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi de Mustafa Kemal'in mimandarlığını yaptığı, cephe hattını gezdirdiği, Arafatlar Grup Komutanlığı sonrasında yani 8 Ağustos 1915 sonrasında muharebe hattına yapılan ziyaret ki şu anda ekranda görmüş olduğumuzda bu e, ziyaretlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Ve de buradaki dediğim gibi temel amaç aslında cephedeki e, yaşanan ları askerin genel durumunu en azından mecliste sağlıklı bir bilgi oluşturmak amacıyla yapılmış olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğeri örneğin Hacı Muhittin Bey'in ekranda görmüş olduğunuz Edirne Valisi'nin ziyareti. Edirne Valisi, 3. Kolordu Ordu Komutanı Esat Bülkat Paşa, Mustafa Kemal dahil olmak üzere... Eceabat Kaymakamı Rami Bey yine de bulunduğu heyetle birlikte Rami Bey biraz da arkada görünüyor. Mayıs ayında cephe hattını ziyaret edecekler ve Mustafa Kemal'in bu ziyaret esnasında yer aldığını göreceğiz ve ondan cepheye dair de önemli en azından bilgiler edinmek suretiyle buradaki yaşayanları da döndüklerinden azından anlatılacaklar. Enteresan burada bir not düşmek istiyorum. Şimdi bu yabancı er, erkeğin, yani devlet erkeğinden bahsediyoruz ama bunun yanında sivil grupların da e, Cephe'ye özel izinlerle geldiğini göreceğiz. Hatta bunun için özel bir tabir kullanılıyor. Mesela hatıralarda buna yer veriyor. Ege bölgesinden daha sık geliyor. E, saya dediğimiz işte bir asker grubunun bilgisini almak, onunla ilgili haber edinmek amacıyla örneğin Manisa'nın bir köyünden işte bir kişi köydeki yakınları, Çanakkale'de bulunanlarla ilgili mektupları topluyor, onlara hediye amacıyla ne götürecekse alıyor yanında ve cepheye gelebiliyor. Bu ekranda gördüğümüz resmi devlet erkanlığı yapmış olduğu ziyaretlerin haricinde olmak üzere. Evet, ekranda gördüğümüz bir diğeri o az önceki göstermiş olduğum Mebusan ve Ayan Meclisi heyetinin daha İstanbul'dan çıkmadan önceki gemideki fotoğrafını görüyorsunuz. Bununla ilgili bir de döndüklerini fotoğraf vermişler. Bu basına yansıdı dönemin basında. Şunu söyleyeyim, cepheye ziyaret nasıl yapılıyor? Tabii bunun için İstanbul'dan siz tercih edilen bir yöntem değildir. Hatta şöyle söyleyeyim, Çanakkale'ye ziyaretler ve Çanakkale'ye yapılan e, en azından gezilerde 1960'ların sonuna kadar e, karayolu kullanılmaz. Daha çok deniz yolu tercih edilir. Çünkü bir İstanbul'a bağlayan e, sağlıklı bir karayolu en azından toplu taşıma için e, çok sağlıklı görünmüyor. Onun için de hatta uzun süre Çanakkale-İstanbul arasında gemi en azından nakli yapılmıştır. 1915 özelinden azından baktığımız zaman gemiler yaklaşık 10 ila 12 saatte İstanbul'dan Çanakkale'ye gidebiliyorlar. Aynı şekilde Mebusan heyeti, Ayan Meclisi üyeleri de gemiler aracılığıyla Çanakkale cephesinden geldiklerini söyleyebiliriz bununla olarak. Evet bakın bu fotoğrafta işte Salih Cincoz'un da olduğu döndüklerindeki fotoğraflardan en azından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Ekrandaki başka bir fotoğraf Edebi heyetin ziyareti. Edebiyat Çanakkale cephesindeki aslında tırnak içerisinde özel bir görevle cepheye geliyor. Çünkü ama şu aslında şairlere, edebiyatçılara, ressamlara Çanakkale'yi göstermek, muharebe sahasını gezmelerini istemek ve onların buradaki gördüklerinden hareketle döndüklerinde şiir yazmaları, resim yapmaları, edebi edebiyatçılar oluşturmaları istenilmiştir. Bu amaçla e, muharebe sahasına e, geldiklerini en azından göreceğiz. E, dikkat ederseniz kollarındaki pazubantta zeytin e, ağacı dalı en azından görünmekte. Ve e, bu edebi heyeti cephe en azından muharebe e, sürecinde ziyaret eden gruplardan bir tanesi olduğunu da söyleyebiliriz. Aynı grup e, daha sonra e, ekranda gördüğünüz yani, müstahakam mevki komutanlığının e, karargahının bulunduğu yer. Ee, ve onu Cevat Çobanlı, müstakil mevki komutanı ziyaret ettiğini söyleyebiliriz. Aynı heyetin en azından e, bu grupla beraber e, komuta kademesindeki ziyaretlerden birisini gerçekleştirdiklerini ekleyebiliriz. Başka bir e, heyet, Arap ilim heyetinin Çanakkale cephesini ziyareti. Ekranda gördüğünüz fotoğraftaki e, henüz Çanakkale'ye ulaşmadan önce Arap ilim heyeti e, İstanbul'daki bir fotoğraf en azından aldıklarını da söyleyebiliriz. Bununla ilgili olarak. Ee, Şehzadenin ziyareti var Tabi burada Osmanlı e, idari kadrosu da e, Önemli oranda e, ilgi duyuyor cepheye e, Biraz sonra göstereceğim Enver Paşa'nın birçok ziyareti var de Bunlar askeri amaçlı yapılan Aslında bir tırnak içerisinde görev gereğince yapılan e, Teftiş gezileri Bir kısmı olduğunu söyleyebiliriz e, Bununla ilgili olarak Evet, Sivas heyeti bakın çok enteresan e, Sivas heyeti de Çanakkale cephesini ziyaret eden gruplardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz bunlar tabi değişik amaçlar için en azından cepheye geliyorlar Sivas heyeti de cephedeki hem Sivas'tan muharebe sahasına gelmiş olanları görmek muharebeyle ilgili genel bilgiyi edinmek gibi birçok amaçla Çanakkale muharebe sahasında en azından bulmuş olduğunu söyleyebiliriz başka bir Alman gazeteciler bunlar savaştan sonra gelen Alman gazeteciler bunların toplam beş tane fotoğrafı var Alman gazetecilerinde Bunlar da özellikle Almanya'ya bu konuyla ilgili en azından bilgi yazmak amacıyla Çanakkale Cephesi'ni ziyaret eden gruplardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz Almanların da. Şimdi törenler kısmı var. Ziyaretlerden devam edeceğiz burası ile ilgili, cephedeki ile ilgili en azından. Şimdi bu tören meselesi bence çok önemli aslında bir yer teşkil ediyor. Çünkü ben burada iki tane olgudan bahsetmek istiyorum. Çanakkale'deki yaşanan muharebeler bütünlüğü, bir zafer algısına dönüştüren iki önemli durum olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi törenlerin yapılmasına başlanması. İkincisi de bu törenlere simgesel anlam yüklemekle ilgili anıtların inşa edilmesi. Siz inşa etmiş olduğunuz anıtlara bir zafer anlamı yüklemeye ne zaman başlıyorsunuz? Şimdi bununla ilgili genel bir hatalı yaklaşım var. Yani sanki bu zafer uzun süre düşünülmemiş, uzun süre üzerine devlet erkanı dikkat çekmemiş ve sanki belli bir aralıktan sonra önemsenmiş gibi düşünülüyor. Oysa bakın bu bahsettiğim iki olguyla ilgili yani bir anıtlar meselesiyle ilgili biz Çanakkale zaferini anlatmak amacıyla ilk anıtı ne zaman yaptık? 1915'te yaptık. 1915'te, bakın çok ilginç, e, muharebe sahasını düşündüğünüzde muharebe sahası iki bölümde tahliye ediliyor. Tahliyelerden bir bölümü Arıburnu bölgesi 20 Aralık'ta, Güney bölgesi yani Setülbayir bölgesi 9 Ocak 1916'da. Arıburnu bölgesi tahliye edildikten hemen sonra sadece 40 gün içerisinde biz ilk anıtlarımızdan bir tanesini ocağın başında yani henüz yarım tamamı boşaltılmamışken, henüz tamamen Çanakkale zaferi oluşmamışken bir anıt yapıyoruz. Ve anıtın üzerine biz zafer algısını işlemeye başlıyoruz. Ocak 1916'da. Hemen sonra, sadece iki ay sonra, 1916'nın Mart ayında, 18 Mart günü, Çanakkale Zaferi ile ilgili ilk tören icra ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? Zaferin kazanılma tarihi 9 Ocak 1916. Tahliyenin yapıldığı tarih. Bundan sadece 3 e, ay, 2,5 ay sonra 18 Mart 1916'da ilk tören yapılıyor. Bu törenin e, içeriği aslında bize önemli şey, ipuçları veriyor. Tören Çanakkale'de, Hamidiye tabiasında, Esenler'de, bugünkü şehitliğin olduğu yerde ve Dardanos olmak üzere 3 bölgede icra ediliyor. Töreni tabii ki Almanlar da e, katılacaklar ve e, Çanakkale'de yaşanmışlıklar, henüz hayatta olduğu için o komut akademisi tarafından da en azından 1916'ın ilk töreninde anlatılıyor. Buradan başlamak üzere, 1916'dan başlamak üzere, 2021 yılına kadar biz Çanakkale zaferini, 18 Mart törenini her daim yaptık. Hatta 1918-22 arasındaki işgal döneminde dahil, yani e, Mütareke sürecinde Mondros'tan sonra işgal altındaki Çanakkale bile bu törenleri kutladı, bu törenleri yaptılar ve böylece aslında biz e, Çanakkale zaferini kesintisiz Osmanlı döneminden başlayıp Cumhuriyet dönemine devraldık ve Cumhuriyet Türkiye'si de bunu biraz sonra detayından bahsedeceğim büyük oranda hatta daha yaygın bir kitle üzerinden. Devam ettirdi ve bu algının nasıl şekillendiğini en azından kültürel bağlamda da görmeye çalışacağız beraber sizlerle. Evet örneğin e, ekranda gördüğümüz Mehmet Çavuş anasının olduğu yer e, o dönemki ismiyle en azından e, 19. Tümen Anıtı olarak zaten ilk yapılacak. E, Tümen Komutanı Şefik Aker'de şu anda ekranda görünüyor çarpıyla gösterilen yerde e, askerleriyle birlikte... İlk törenlerdeki en azından yer alan yerlerden bir tanesi. Hatta şöyle söyleyelim, e, muharebe sahası bağlamında Çanakkale ile ilgili e, simgesel iki nokta ortaya çıkıyor tarihsel süreçte. Bunlardan birincisi ekranda gördüğümüz Mehmet Çavuş Anıtı'dır. Yani biz 1960 yılına kadar, abide açılıncaya kadar Çanakkale zaferi, Çanakkale törenleri bağlamında kullandığımız mekansal yer Mehmet Çavuş Anıtı. 1960'tan sonra abiden açılmasıyla birlikte artık mekansal noktamız abide ve bu noktaya kaymaya başlayacak. Hatta bugün de devlet törenleri biliyorsunuz Çankaya Şehitler Abidesi'nin bulunduğu yerde icra ediliyor. Ancak bu iş 60'a kadar buradaydı. Peki ekranda gördüğümüz Mehmet Çavuş abidesinin olduğu yerdeki törenler tamamen terk mi edildi? Hayır. Bugün hala Anafartalar köylüleri, Anafartalar muharebelerinin yıl dönümünde Ekranda gördüğümüz e, anıtın olduğu yerde geliyorlar, e, şehitlerine burada meyt okuyorlar, işte Kur'an-ı Kerim okuyorlar, pilav dağıtıyorlar ve bunu anıyorlar. Aslında bu tarihsel ritüel e, ilk dönemlerden bugüne kadar her daim devam etti. Bugün de hala e, Ağustos dönemler esnasında devam ediyor. Bu yanıyla aslında önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz bununla ile olarak. Evet tabii e, savaştan hemen sonra 1916 yılında ekranda gördüğünüz Harap Kilise'ye yakın bir noktada Enver Paşa'nın e, yapmış olduğu ziyaret. E, çok geniş katılımlı bir heyetle geliyor kendisi. Rauf Orbay'ın içerisinde bulunduğu bu heyet. E, Çanakkale Muharebe sahasında Çimenlik Kalesi, Kilitbahir, e, Settülbahir, baykuş bataryası gibi birçok noktayı ziyaret ediyor ve tabi amaçlardan bir tanesi ki belki en önemli amaçlardan birisi savaş kazanılmış, zafer elde edilmiş Boğaz tahkimatı üzerine değerlendirmeler yapmak amacıyla en azından biz bu heyetin gelmiş olduğunu da söyleyebiliriz en azından bu sahaya. Ekranda gördüğümüz ziyareti bunlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğeri tabii yabancı erkan da birçok ziyaret gerçekleştiriyor. Yani hatta biraz sonraki bir fotoğraf üzerinden ilginç bir anekdot anlatmaya çalışacağım. Ekrandaki gördüğünüz fotoğraf Fransız komutan General Gouraud. General Gouraud Çanakkale Savaşı esnasında Bahir Kalesi'nin biraz daha yakınında bulunan e, karargahının olduğu bir noktaya bir top mermisinin isabet sonrasında kolunu kaybediyor. sağ kolunu kaybediyor ve Çanakkale'den ayrılmak zorunda kalıyor. Tabii kendisi Çanakkale ile olan irtibatını hiç kesmiyor. Hatta Genel Guro'nun anısına bir anıt yapılıyor. Setürbayır Kalesi'ne yakın bir noktada İncir Ağacı'nın hemen yan tarafında bir anıt inşa ediliyor. Kendisi de 1930 yılının Haziran ayında Çanakkale'ye geliyor ve Çanakkale'deki Fransız mezarlığının orta kaidesinin olduğu yerin açılışında kendisi bulunacak ve bu açılış esnasında işte savaşla ilgili bahsedecek. Ardından da ekranda gördüğünüz fotoğrafta olduğu gibi kendisi kolunu kaybettiği bölgeyi Setülbahir'i ziyaret edecek ve o bölgede en azından bulunmuş olduğunu da söyleyebiliriz bununla ilgili olarak. Tabii şunu ekleyelim isterseniz. 30'lu yıllardan başlamak üzere yarım yapılan tırnak içerisindeki yabancı ziyaretçilerle ilgili en önemli yer Kille koyu. Yani Kille koyuna ziyaretçiler geliyorlar. Buradan daha çok karaya çıkacaklar. Ve ardından da yani Setül olmak üzere kendi mezarlık alanlarını öncelikli olmak üzere e, ziyaret ettiklerini söyleyebiliriz. Tabii e, az önce bahsetmeye çalıştım. Birçok yabancı erken geçiyor. Bunlardan bir tanesi de İngiliz kralı Edward'ın da Çanakkale'ye geldiğini göreceğiz. O da Setül Bayır'dan başta olmak üzere Çanakkale denizinden ziyarete bulunacak. Tabii şunu ekleyelim özellikle yani bu ziyaretler bizim bugünkü anlamda anladığımız gibi tırnak içerisindeki turistik ziyaretlerden daha çok kimisinin en azından jeopolitik süreçlerin bir uzantısı olduğunu da ekleyebiliriz. Çünkü İngiliz Kralı'nın ziyaretinin tarihi 1936. Niye 36? Montre var. Boğazlar meselesi gündemde Tam bu esnada İngiliz Kralı e, tabii Türkiye ziyaretine aslında geliyor. Ama bu ziyaretlerden bir tanesinde Çanakkale Boğazı'na ve muharebe sahasından en azından yapmış olduğunu söyleyebiliriz. Kendisi de muharebe sahasında e, karayolu üzerinden birçok en azından mezarlık ve noktaya da gitmiş olduğunu söyleyebiliriz. Fransız Komutan General Guro örneğinde olduğu gibi. Evet, şimdi gelelim Türklerin kitlesel ziyaretlerine. Eee Gelibolu Yarımadası'na kitlesel ziyaretlerin başlaması 1926'nın sonrasında olacaktır. Bu e, ziyaretlerin de en önemli tabi başlatan e, motivasyon tabii ki muharebe sahasına yabancı ilgisiyle birlikte Türk tarafından da hassasiyetin yükselmeye başlaması. E, Şehitleri İmar Vakfı e, tarafından 1926 yılında ilk ziyaretler yapılmaya başlanmıştır. 1926 yılında başlayan bu kitlesel ziyaret sürecinin aslında İstanbul merkezinde olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul merkezinde Şehitleri İmar Cemiyeti tarafından organize edilmiş gemiler vasıtasıyla önceden basında duyurulmak üzere yaz döneminde, Ağustos ya da Eylül ayında ağırlıklı olmak üzere genelde bir gemi kaldırılmıştır. Tabi bu ziyaretler ücretlidir. Yani İstanbul'dan katılacak olanlar işte ücreti mukabilinde gemide kendilerine bir yer alıyorlar ve bu aldıkları yerde bulunmak suretiyle Çanakkale'ye bir deniz seyahati başlıyor. Heyetin kimi yıllarda karaya çıktığı da görülebiliyor ama bazen de hiç karaya çıkmadan sadece deniz üzerinden işte abilerin bugün bulunduğu istikametler yani Morto açığından, Setülbayır açığından Dolaşmak suretiyle, kimi zaman sadece deniz ziyaret, deniz üzerinden bir ziyaret, bir ritüel gerçekleştiriliyor. Ama burada önemli bir şey var. O da şu: Bu ziyaretlere genelde Çanakkale muharebesine katılan askeri bir kişi bunda yer alacak. Örneğin şehit olmasına kadar bu gezlere katılan kişi Bursalı Mehmet Niyat'tır. Mehmet Niyat hatta bunun üzerine bir kitap da kendisi kalem alacak. Bu ziyaretlerde yer almış. Kendisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş esnasında Boğazı'daki ziyaret süreciyle ilgili misafirlere tırnak içerisinde mihmandarlık yapmış olduğunu da söyleyebiliriz. Ama bunlar e, yani bugünkü anlamda tam bir turistik gezi iyi teşkil etmiyor. Bir yanıyla da aslında e, farklı bir nosyon yüklenmiş olduğunu da söyleyebiliriz bunlara. Dediğim gibi 1926 yılında artık Gelibolu Yarımadası'na kitlesel ziyaretlerin e, başlamış olduğunu söyleyebiliriz. E, bu bağlamda önemli bir tarihin en azından teşkil ediyor. Tabi sadece Gelibolu Yarımadası değil aynı zamanda Anadolu Yakası'nda da Çanakkale şehitlikleriyle ilgili ya da Çanakkale ile ilgili ekranda gördüğümüz İntepe'de bulunan hava şehitliği bu şehitliği Çanakkale Halk Evi inşa etmiştir. Açılışı ekranda görülüyor. Artık Anadolu yakasındaki Çanakkale'nin savaşlarıyla ilgili en azından tarihsel izlere dair, kültürel mirasa dair de bir ziyaret süreci ya da bir almanın en azından icra edilmiş olduğunu da bununla ilgili olarak söyleyebiliriz. En azından bu bölgeyle ilgili olarak. Evet, bu da ekranda gördüğünüz Halil Dilmaç açılış esnasında bir konuşma icra ediyor. Bu anıt bugün hala Çanakkale'de bulunuyor, İntepe'deki en azından ee, yolun kenarında hava şehitliği olarak geçen yerde yer almış olduğunu da söyleyebiliriz e, burasının. Evet, şimdi bu çok ilginç ekrandaki fotoğraf daha uzun fotoğraf aslında yukarıda görünüyor. Cokbayır'ına giden bir yabancı grubu biz burada e, görüyoruz. Şimdi dikkat ederseniz orada Türkler de var. İşte bölgede yaşayanlar e, mimandarlık ya da ulaşımı sağlamak amacıyla. Çok enteresan. Hala Gelibolu Yarımadası'ndaki mesela yaş işte 80 ve üzerinde olanlar 40'lı ve 50'li yıllardaki ziyaretlerle ilgili en azından sürece dair şundan bahsediyorlar. Yani yabancılar geldiğinde bölgede yaşayan halk kendi ekranda gördüğünüz gibi at arabaları aracılığıyla gelen ziyaretçilere işte ulaşım noktasında destek sağlıklarını ücret bir karşılığında söyleyebiliriz. bu kafile de eee bir ziyaret icra ediyor. En azından onun görseli ekranda görülmekte. Burası yine Anadolu Yakası'nda e, ki Dardanos'ta bulunan şehitliğimiz. Bugün en azından burada bir şehitliğimiz bulunmakta. E, tabii ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Şehitliğin sağ tarafında tam sırtın üzerinde e, bir yazı görünmekte. Şehitler müşteri uyuyun yazısı var. Bugün bu yazı yok. E, bu 50 yıllara ait olan bir e, fotoğraf olduğunu söyleyebilirim. E, yani aslında Anadolu Yakası'ndaki şehitler buradaki tarihsel miras noktasında da bir hassasiyet ...kendi dönemi içerisinde en azından her daim bulunduğunu söyleyebiliriz. Tabii ben burada şunu da özellikle eklemek istiyorum. Bu ziyaretler icra edilirken bir yandan da her yıl 18 Mart törenleri icra ediliyor. Ancak burada farklı bir yan var, onu özellikle söylemek istiyorum. Örneğin biz bugün her 18 Mart törenini sadece Çanakkale özelinde bir tören icra ediyoruz. Bir devlet töreni icra ediyoruz. İşte Ulusal basın bu törenlere yer veriyor. Ve 25 insanda kısmen bunlar yer alabiliyorlar. Oysa 1923 ve sonrasında hatta 22 ve sonrasında işgalden hemen sonra başlamak üzere Çanakkale Savaşı ile ilgili törenler sadece Çanakkale'de değil Türkiye'nin neredeyse her ilinde tören yapılıyor. Ankara'da, Adana'da, Mersin'de, Konya'da 18 Mart töreni icra ediliyor. Çok ilginçtir. Yani bakın sadece Çanakkale'ye sıkıştırılmış bir tören. Ve anmadan bahsetmiyoruz. Türkiye'nin tamamına neredeyse yayılmış... Işte ...Antalya Halk Evi 18 Mart töreni icra ediyor kendi ilinde. Ve Anadolu'nun birçok yerinde törenler icra ediliyor. Şimdi bunun nedeni ne aslında? Bunun bir iki nedeni var. Bunlardan bir tanesi Çanakkale'de görev yapmış subaylardan hayatta olanlar... ...bu illerde farklı görevlerde bulundukları için onlar tarafından icra edilebiliyor. İki, halk evleri aracılığıyla bu törenler icra edilebiliyor... Ee, ve bu bağlamda aslında Cumhuriyet Türkiye'si Çanakkale zaferini ülkenin tamamına yayılmış bir e, genel kabul içerisinde icra ettiğini de söyleyebiliriz bu haliyle en azından e, baktığımızda. Evet, şöyle yapalım. Örneğin e, başka bir izci grubu e, ekranda gördünüz. Bu izci grubu da e, bir tabia, Rumeli Mecidiye Tabiası'na bir ziyaret sonrasındaki... E, hatıra fotoğrafı öğretmenleri birlikte en azından bu ziyareti yapmışlar. Tabi e, bazı müstakil ziyaretlerde gruplar halinde yapılan ziyaretler daha sonra kitap haline dönüştürüp en azından yayınlanabiliyordu. E, yayınlanabiliyor da. Bunların en azından örneklerinde de e, biliyoruz. Evet bakın başka bir ziyaretle ilgili o dönem basına yansıyanlardan bir tanesi. Ee, daha çok kitlesel ziyaretler en azından ekranda gördüğümüz gibi işte dönemin e, toplu taşıma araçları hatta bazen bir kamyonla yani bir kamyonun arkasına halk e, tırnak içerisinde toplanıyor e, ve kendi ilinden, vilayetinden çıkmak suretiyle Çanakkale'ye gelip e, ziyareti icra edebiliyor. Mekansal nokta 60'a kadar daha önce söylediğim gibi Mehmet Çavuş Anadolu özelinden en azından olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii çok ilginç. Bu anı ve anılara baktığımızda ya da basın haberlerine baktığımızda şöyle bir tırnak içerisinde sistem var. Yani biz niye kendi büyük anıtımızı e, yapamadık, neden yabancı mezarlıkları gibi mezarlıklar e, oluşturamadık gibi bir tırnak içerisinde sistem de en azından olduğunu söyleyebilirim. Hatta e, o dönem basınına mesela birçok fotoğraf yansımıştır. Bende birçok örneği de var. İşte bir sürü kafatası e, dizilmiş. Ee, ve önünde şey yazıyor. Işte aziz şehitlerimiz e, kendilerine mezar bekliyorlar gibi yazılar da yer alabiliyor. Tabii bu yani 30'ların içinde bulunduğu şartlar içerisinde en azından değerlendirilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Bakın ziyaretçinin en azından genel tablosu şöyle ekranda gördüğünüz gibi Gülcemal gemisi e, ziyaret amacıyla daha çok kullanılıyor. Gülcemal gemisinin aslında bir sembolik anlamı da var. Çünkü bu gemi Çanakkale Savaşı esnasında Çanakkale'yi nakil yapan, taşıma işlerinde kullanılmış önemli gemilerden bir tanesi. Hatta bu gemi daha sonra, yani 30'lu yıllarda özellikle Balkanlardan gelen tırnak içerisinde muhacirlerin Gelibolu Yarımadası'na taşınmasında da kullanılmıştır bu gemi. O nedenle aynı gibi bu defa ziyaretler esnasında da en azından yer almış olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda sembolik anlamda olan gemilerden bir tanesidir diyebiliriz. Gelibolu Halk Evi'nin yapmış olduğu Başka bir ziyaret en azından biz görüyoruz yarım yapılan. Tabii bunlar işte daha çok yaz dönemlerinde, hatta bazen öğrenciler en azından birlikte katıldı, öğretmenlerle birlikte geldi. Kimi zaman yürüyerek geziliyor. Mesela çok ilginç izciler, gençlik dernekleri, öğrencilerin yarım adayı yürüyerek geziyorlar. Yani kimi geziler işte bir hafta on gün süren yarım adayı bir yandan bir ucuna yürüyerek yapılan ziyaretler var. Aslında bu ziyaretler kendi içerisinde kitlesel bağlamda ayrı bir anlama sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu gelen kitlesel ve yürüyerek gezen ziyaretçi grubuna en azından bakıldığında bunların belli bir hedefi var, belli bir amacı var. Bu amaç doğrultusunda belli okumalar yapmışlar belli bir en azından ön hazırlığı olan bir grup dahilinde gezilmiş olduğunda söyleyebiliriz. Bu bağlamda en azından farklı bir anlama sahip olduğunu eklemekte fayda var. Şimdi ekranda bu çok önemli bir belge aslında. Ee, 30'lu yılların başına itibaren şu düşünülüyor. Yani Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemiler geçiş esnasında resmi tören yapmak zorunda askeri gemiler öncelikle. Peki bu tören nasıl yapılacak deniliyor. Bunun için iki tane yer belirlenmiş durumda. Ekranda gördüğünüz kırmızı nokta ki burası Altı Tepe'nin hemen hizasızdır. E, hizasıdır. Ya o Altı Tepe yükseltisinin açığına geldiğinizdeki alandır. Tören burada başlayacak Boğaz girişinde. Nereye kadar sürecek? Tören e, Kilya limanının tam bittiği noktadaki yere kadar sürecek. Peki niye oraya kadar sürecek? Çünkü onun tam hizası Jong Bayırını teşkil ediyor. Çanakkale Kara Muharebesi esnasında iki hedef noktası vardı. Bir, Alçıtepe. İki, Bayırı. Bu iki hedef nokta bu defa 30'lu yılların başında askeri gemilerin tören yapma zorunluluğunun başlangıç ve bitiş noktasını teşkil ediyor. Ve bu tarihten başlamak üzere Çanakkale Boğazı'na giren tüm askeri gemiler bu iki nokta arasında ilk girdiği yerde bir denizci selamı verilecek. Askerler güverteye çıkacaklar ve bu noktayı selamlamak suretiyle tören başlayacak bu sembolik tören bugün de en azından devam ediyor askeri gemiler için. İşte Mehmet Akif'in Çanakkale şehitlerine şiirinin okunması abide açığına en azından gelindiğinde başlıyor. 30'lardaki bu denizden ziyaretin askeri gemiler bağlamındaki kurallaşması bir yani kültürel bağlamı da en azından kendi içerisinde oluşturmaya başlıyor. Bugün de bunun birçok işte sivil gemilerdeki farklı versiyonları var, askeri gemilerin farklı uygulamaları var ama bunun tarihsel en azından dayandığı temelinde biz bu yayınlanan tamim olduğunu da söyleyebiliriz. Ekranda da bize bu törenin ne şekilde icra edeceğini en azından yer aldığını söyleyebiliriz. Tabi bir diğer önemli konu, bence en azından son konu diyebiliriz bundaki olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale cephesine yapmış olduğu ziyaretler. Şimdi savaşı yapan ve Anafartlar Kahramanı ünvanıyla Osmanlı kamuoyunda kabul gören e, önemli kurucu, liderimiz, kendi savaştığı tırnak içerisinde e, Anafartlar kahramanı olmasına giden muharebe sahasını da ziyaret ediyor. Bu ziyaretlere gerek kamuoyu, gerekse basın, Çanakkale yereli çok önemli bir değer atfediyor. Bu bağlamda ilk ziyareti 1928 yılında, e, icra ediyor. Ekranda gördüğünüz fotoğrafta 1928 yılındaki ziyaretin e, fotoğrafı. Kendisi e, bu ziyaret esnasında e, tabii aslında bir e, yurt gezisine çıkmış durumda. E, bu yurt gezisi e, alfabe devriminden hemen önce yapılan e, yurt gezisi. E, henüz kanun çıkmış durumda değil. E, kendisi gittiği yerlerde alfabeyi e, tanıtıyor halka. Bu esnada Çanakkale ziyaretinde e, icra edecek. Ve kendisi 28'deki bu ziyaret esnasında e, muharebe ettiği sahaları bizzat yürüyerek e, gezmiştir. Bu amaçla Arıburnu'nu, e, Anafartalar'ı e, ziyaret etmiş. Yanında bulunan heyeti bu geçmiş olduğu sahalarla ilgili birçok önemli bilgi de e, vermiştir. Hatta bu ziyaretle ilgili hemen sonrasında Türk Tarih Kurumu'nun da Afet İnan Başkanlığı'nda bölgeye bir ziyareti olmuştur. Bu ziyaret esnasında da Mustafa Kemal'e bölgeden telgraf çekilmiştir. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim, çok bence önemli bir yer aslında teşkil ediyor burası. Çanakkale Muharebe Sahası'nı ziyaret gerçekleştiren grupların neredeyse tamamı Cumhurbaşkanı'na, yani Atatürk'e telgraf gönderiyorlar. Ziyaretle ilgili duygularını yazıyorlar ve bizzat Atatürk bu gruba yine cevap veriyor. Bunların tüm yazışmaları var ve bu cevabında kendi o andaki hissiyatını ve gruba verdiği mesajı aynı anda gönderiyor. Yani 30'lardaki yarım adaya yapılan ziyaretler, bakın bu ziyaretlerin bir bölümü, işte bazı vakıfların, derneklerin, öğrenci gruplarının, e, kimi zaman işte Türk Tarih Kurumu gibi farklı kurumların ziyaretleri de olabiliyor. Ama tüm ziyaretler neredeyse e, bizzat e, Cumhurbaşkanı seviyesinde yakından izleniyor, takip ediliyor ve kendisine en azından bununla ilgili bilgi veriliyor. E, tabii çok ilginç anekdotlar da var, hatıralar e, da var Yarımada en azından özelinde. İsim yanlış hatırlamıyorsam Avcı Hasan e, olması gerekiyor. Avcı Hasan. Ee, Çanakkale'deki Küçük Anafartı köyünde olması gerekiyor ya da Büyük Anafartı, Anafartı köyünde e, 57. alaydaki askerlerden bir tanesi Çanakkale cephesi esnasında e, Mustafa Kemal'in de mimandarlığını 57. alay içerisinde yapanlardan bir tanesi. E, Mustafa Kemal Çanakkale'ye e, geldiğinde, Ecevat'a geldiğinde e, diyor ki bizim bir mimandar vardı. Onu da çağırın gelin diyor e, Avcı e, avcı Hasan'a gidiyorlar, diyorlar ki ya paşa geldi, e, seni çağırıyor, e, Hasan gitmiyor. Yani diyor ki tırnak içerisinde biraz da korkuyor, acaba beni e, bir şey mi yaptık, bir şeyimiz mi var, cezalandıracak mı falan diye, gitmiyor. Paşa'ya geliyorlar, diyorlar ki ya Hasan gelmiyor, gelmek de istemiyor. E, i̇yi tamam bırakın gelmesin diyor ama sorun bakalım diyor, benden bir isteği var mı diyor kendisinin diyor. E, gidip soruyorlar ya bir isteğin var mı diyorlar, o da köyde avcı olduğu için birisinin tüfeği var. Ya diyor alırsa bana diyor falanca tüfeği var satılık diyor. Onu alsın diyor. Paşa'ya söylüyorlar. Paşa da e, tüfeği satın alıyor. Ve Avcılar sana hediye ediyor. Ve bu tüfek e, uzun süre torunları tarafından korundu, saklandı. E, onu Çanakkale'de yaşayanlar ne herkes bilir. E, daha sonra tabii tüfeği herhalde aile e, istediği gibi koruyamadı e, bu ziyaret esnasında. Ve düşünebiliyor musunuz? Cumhurbaşkanı geliyor. Yarıma ziyaret ediyor. Birisini çağırıyor. O kişi gelmeye gelmeyebiliyor. Onunla ilgili olarak ilginç tabii dönemin en azından ruhunu göstermesi anlamında önemli bir yer teşkil ediyor. Evet ekranda gördüğünüz fotoğraf Çanakkale içerisindeki 28 ziyaretinin fotoğraflarından bir tanesi. Atatürk'ün en azından yaptığı ziyaretlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Yine 28 ziyaretindeki Ecevat'a gelmesinden önce çekilen fotoğraflardan bir tanesi çok detaylı basına yansımış birçok anı hatıra var o günle ilgili fotoğraflar en azından yer almış olduğunu söyleyebiliriz bir diğeri de İran şahıyla pehlivî ile Çanakkale'ye gelmiş olduğu ziyaret bu da uzun süren ziyaretlerden bir tanesi Çanakkale'den İzmir'e heyet geçilecek şimdi i̇şte Balıkesir-Balya yolu üzerinden Çanakkale'ye geliyor İntepe bölgesinde Çanakkale muharebeleriyle ilgili geniş bilgi veriyor Mustafa Kemal e, Pehlevi'ye ve birlikte e, muharebe sahasını inceliyorlar ve dediğim gibi bununla ilgili en azından birçok fotoğraf e, basına yer alacak ve böylece aslında e, Cumhurbaşkanı seviyesindeki önemli ziyaretlerden birisinin de gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Şunu söylemekte büyük fayda var. Yani Mustafa Kemal'in bizzat gelip e, muharebe sahasına e, yürümek şartıyla bir kısmını araç çekmek suretiyle tehdit ettiği ziyaretlerin yanında kimi ziyaretlerde Boğaz'dan geçiş esnasında bazen sadece e, yanındaki erkeğine e, muharebe hakkında bilgi verdiği, bazen sadece Çanakkale e, valilik, Valiliğine telgraf çekmek suretiyle en azından bilgilendirmiş olduğunu da söyleyebiliriz. Yani tüm ziyaretler e, karada en azından e, teşkil edilmiyor. Bir bölümü sadece dediğim gibi gemi geçiş esnasında yapılmış olduğunu söyleyebiliriz. Tabi buradaki önemli kriterlerden birisi Montre sonrasındaki süreç. Yani 36 sonrasında boğazların her iki yakasının silahlandırılması ile birlikte tam anlamıyla boğaz hakimiyetinin sağlanmasının önemli bir yer olduğunu söyleyebilirim. Hatta dönem basınında 36 e, ziyareti ile ilgili en azından Montre sonrasında şu ibareler yer alacak. Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale'yi ikinci kez kurtardı, yer alacak. Birinci kez atfedilen Çanakkale Savaşı, ikinci kez Montreux'e atfediliyor. Tabii şunu söyleyebiliriz, 36 yılında Montre sonrasında ulusal basının Çanakkale'ye çok ciddi bir ilgisi ortaya çıkıyor. Ve çok enteresan, o esnada hayatta olan gazilerle mülakatlar yapılıyor. Bu mülakatların bir bölümü, Çanakkale Savaşındaki anlar olduğu gibi bir bölümde sembolik bir anlamı var. Örneğin Seyit Onbaşı'nın 36 yılındaki mülakatı basına ilk defa bu süreçte e, yansımıştır. Yine aynı şekilde e, 36 yılında Cemal Çavuş, Seyit Onbaşı ile aynı tabirde görev yapmış olan e, askerlerden bir tanesinin de e, ilk defa hatırası bu esnada basına yansımış olduğunu söyleyebiliriz. Yani e, Çanakkale'ye olan ilgi ve hassasiyet 36 sonrasında daha da artmak suretiyle en azından devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabi burada yabancı devletlerin de ilgisi her daim vardır. Burada şunu söylemekte büyük fayda var. Hani savaşan taraflar üzerinden en azından bakıldığında işte Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere, Fransa gibi çok dörtlü en azından şekillendirirsek bizim bu süreci. Bunların içerisindeki en büyük ilgi Avustralya'ya ait. Yani niye olduğunu ayrıca tabii konuşabiliriz yani. Avustralya. İkinci en yoğun ilgi işte onunla birlikte Yeni Zelanda belki. Sonra İngiltere ama en az ilgi Fransa'ya ait buna dair. Neredeyse işte Cumhuriyet döneminde Fransızlar General Gouraud'un ziyareti haricinde müstakil bir iki ziyareti var. Doğru düzgün bir hassasiyet ya da bir ilgi en azından yer almıyor. Ama en yoğun ilgi dediğim gibi Avustralya ve Yeni Zelanda'ya ait. Bugün de aynı şekilde her ikisi üzerinden yoğun bir ziyaret sürecinin en azından olduğunu söyleyebiliriz. Tabi burada mezarlıkları bulunmakta. Bu ziyaretler daha çok mezarlıklar üzerinde en azından icra ediliyor. Ve sembol iki noktaları bulunuyor Yarımada içerisinde. Bunlardan bir tanesi koyundaki Fransız mezarlığı. Bir tanesi de işte Hele sanatının olduğunu en azından söyleyebiliriz. Bu iki nokta onlar içinde. de Sembolik iki alan e, olduğunu eklemekte fayda var. Tabii mezarlıkları yarımada içerisinde e, çok dağınık haldelerdi. E, Lozan Konferansı sonrasında bunların en azından toplanmış olduğunu e, belli bir alana en azından e, indirildiğini de e, söylemekte büyük fayda var. E, sonuç olarak hani toparlarsak eğer şunu söyleyebiliriz: e, Cumhuriyet döneminde 1923-38 arası özeline bakıldığında e, Çanakkale'ye e, ...yabancı devlet erkanı dahil olmak üzere çok geniş bir e, ziyaret sürecinin olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde Türkiye içerisinde e, öğrenci dernekleri, vakıflar, e, izci grupları... E, ...beraberinde askeri erkanın yaptığı birçok ziyaret en azından e, yer almıştır. De, bunların içerisindeki en önemli bir tanesinde e, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı e, ziyaretlerdir. Onlar da en azından yakından ilgilenmiştir. Tören bağlamında ilk tören 16'da başlamak üzere tüm Türkiye 18 Mart'ı kendi vilayetinde neredeyse büyük oranda kutlamış ve almıştır. Bu bağlamda Çanakkale algısı ve Çanakkale zafer yaklaşımı 30'lar Türkiye'sinde Anadolu'nun birçok yerine yayılmış. 18 Mart öncelenmek üzere hatırlandığını söyleyebiliriz. Hatta neredeyse mesela bugün biz 25 Nisan yani kara savaşlarının yıl dönümünü de anıyoruz ve hatırlıyoruz ama Cumhuriyet döneminde neredeyse 25 Nisan çok nadir e, anılıyor ve hatırlanıyor. Tören neredeyse hiç yapılmıyor. Yani 25 insan törenlerin sonrasında başlayan bir süreç. Yani onun da birçok nedeni var. Ama 30'lardaki ana tören, ana vurgu 18 Mart ve 18 Mart zaferi. Bunun için de tüm Türkiye'de bununla da en azından bir hassasiyetin olduğunu e, söyleyebiliriz. Peki ben e, yavaş yavaş toparlayacağım. Sizlerden gelen sorularla biraz daha açarak en azından tamamlayabiliriz. Teşekkür ederim. Barış Hocam biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ekran paylaşımınızı ben kapatayım. Tamamdır. Evet. Şimdi bildiğiniz gibi soruları biz yazılı alıyoruz. Sağ olsun sevgili mümin kardeşim. Buradaki sorularla size yardımcı olacak. Sevim Saltım Hanımefendi de YouTube'dan gelebilecek soru ve katkıları iletecek. Ee, müsaadenizle şimdi bir 3 dakika araya girelim ondan sonra devam edelim.